Bu işin şakası yok, başımız belaya girecek. Boş boş konuşma Cafer, çocuklar bekliyor. Ya o kilit kırılır mı? Gaspa girer vallahi. Delilik etmeyin sabah sabah. Karakolu kurduruz Gül, gel vazgeç şu işten. Ya bırak beni ya, hakkımızı alacağız. Anam, lafta dinlemez ki koyduğumu kafasına. Mahkemelerde sürüneceğiz, haberi yok. Hış. Geldim kızım. Merak ettim iblisleri. Peki sen ne arıyorsun bu saatte? Ben de şöyle bir bakayım dedim. Belki bir ihtiyaçları vardır. Gülsüm, kızım, evladım. Sen bunların büyüğüsün. Benim derdimi daha iyi anlarsın. Hazmedemiyorum bana yaptıklarını. Ele güne rezil oluyoruz. Çocukların sana niye böyle düşman diye millet soruyor. Kimse sana düşman değil baba. Ben de size düşman değilim ki kızım. Sizden başka kimin var şu dünyada? Sultanım var ya baba. Bak öyle konuşma. Niye çalışıyorum ben bu yaşta? Malı mülkü yanımda götürecek halim yok. Market sizin. Kimse alamaz. Ne Sultan Hanım ne başkası. Niye birbirimizi üzelim şu ölümlü dünyada kızım? Ha şöyle be baba. Heh? Ha şöyle. Niye üzelim ki? Biz ister miyiz sanki? Hey! Ne uykusu bu miskinler? Kalkın bakayım. Ölen oldu. Hey! Baba, hayvan değil bunlar. E çocuk da değiller artık. Koca adam oldular. Yapma bunu ya. Asım, Nedim, kalkın oğlum. Hadi dükkana. Bundan sonra gözünü dört aç budur fare. Hele bir hatanı göreyim. Eniştem affetti ama biz affetmeyiz ha. Ona göre. Bir yamukluk yaparsan bulursun kendini kapının önünde, tamam mı? Ekmekle çıtır çıtırmış kız. Sakın o yılanlara güvenme. Bak bizden başka kimsenin sözü geçmez ona göre. Hadi bakayım. Mübarek Ramazan önü küslük yok. Su sükun içinde çalışacağız bundan sonra. Hadi işinizin başına. Aa, ne oluyor Halil Bey? Ne işi var bunların burada? O nasıl söz Sultan Hanım? Burası onların da dükkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Yusuf abi? İyidir. Delirdin mi sen Halil Bey? Yaptıkları onca pislikten sonra nasıl alırsın bunları markete? Sana bir şey soran oldu mu Sultan Hanım? Ha, sen kendi işine bak. Nifak kumkuması. Tüh Allah kahretsin. Topladı getirdi hırsızları. Soydular seni, soydular. Sırtındaki ceketi de alırlar bunlar. Ağzını topla çirkef. Evet, başlamayın gene. Hadi Sultan Hanım, sen eve. Senin yerin orası. Pişman olacaksın Halil Bey. Bak söylediğini dersin. Hadi Sultan Hanım, söyletme beni çocukların yanında. Hay senin çocuklarına da, sana da, dükkanına da. Sen iyilikten ne anlarsın? Kabahat bende. Bunu bize yapmayacaktın enişte. Çok ayıp ettin. Gücüme gitti vallahi. Ben artık bu şartlarda çalışamam burada. Kusura bakma. Ben de gidiyorum. Cehennemin dibine geç bile kaldın. Gelme bir daha buralara. Yazık yazık. Namusuyla çalışanın hiç kıymeti yokmuş ha. Son sözün bu mu enişte? Bu. Hadi yalla. Yürü dedim kırarım boynuzunu. Bayımlar kapıyı mı kırdılar? Yok kızım, olur mu öyle şey? Dağ başı mı burası? Hazır mı çantalarınız? Hazır baba. Allah Allah, nerede kaldı bu anneniz? Merak ettim şimdi ha. Hah, neyse geldi. Size değil baba, Maşuk. He? Maşuk baba, Maşuk. Buyurun Clinton babamız. Şşt, kapat çeneni. Patlatırma, geveze. Bizim babamız Demirel. Hadi kızım. Kahvaltınızı yapın güzel güzel. Hadi baba sen git. Aferin. Abla oldu artık benim kızlarım. Abla. Aptal aptal. Sensin aptal. Şşt. Güzel konuş ablalarına. Çakacağım bak ha. Anneniz de nerede kaldı?
Kolay gelsin Dursun. Sağ ol Adem abi. Bizim patron kalkamadı galiba. Kalkmış kalkmış bak. Cafer abi günaydın. Günaydın. Ne haber penguen? Ya Dursun şu cebini versene bir zahmet. Gül'ü merak ettim. Markete gitti gelmedi. Buyur abi. Niye gitti yenge markete Cafer abi? Uzun hikaye. Dur şimdi. Beceremedim. Nasıl çalışıyor bu? Numarayı söyle de ben çevireyim abi. 411. Geliyor geliyor aramayın. Hah geldi sağ ol. Değmez abi. Nerede kaldın Gül? Çok merak ettim. Ne oldu? Cafer. Tayland'da deprem olmuş. Çıktı baykuş. Başka bir derdim kalmadı. Sabah sabah bir ateşeceğim sana. Olmuşsa olmuş. Bana ne? Bana ne olur mu? 5 şiddetinde 5. Tamam. Meraktan ölecektim Gül. Vallahi neredeyse karakola gidiyordum. Anlat. Bastınız mı marketi? Yok be ne basması. Tatlıya bağladık. Anam tatlıya mı? Cafer. Ay patla. 5 şiddetinde dedim. Duydun mu? Duyduk duyduk. Oldu tamam. 5. Gül. Çocuklar markette. Babam geldi götürdü barıştık. Oh be yenge. Sultan Hanım ne yaptı? Yengeç orada mıydı? İkisi de oradaydı. Kovdu ikisini de babam. Helal olsun. Gösterdi babalığını işte. Çocuklar ne yaptı? Kahvaltı yapıyorlar. Giydirdim bir güzel. Taradım saçlarını. Hı. Bir bakayım şunlara. Hı. Cafer. 5 şiddetinde dedim anladın mı? Anladık anladık. 5. Yani 5 şişe mi abi? Yürü hadi yürü. Bekliyoruz. Yenge bozuk çalıyor ama Cemil abi. Kafamızı yiyeceğiz terliği. Yemezsin. Benim adım Cemil. Alırım komisyonunu bak ona göre. Şişe başına 100. Tamam tamam anlaştık. Cafer abi düşündün mü bizim zam işini? Yapacaksın değil mi bir şeyler? Yapacağız dedik ya penguen. Düşünüyoruz. Sabret biraz. Sağ ol abi. Yürü hadi yürü. Erken gidiyorsun Şükrücüğüm. Toplantınız mı var? Yok canım anneme uğrayacağım biraz. Selam söyle. Ben de gideceğim ziyaretine bir ara. İyi olur. Kalkamadı bizim genç ortaklar. Kalkamazlar. Sabaha kadar iş konuştular. Fena kaptırdı bunlar. Çok yüksekten uçuyorlar. Kolay mı o iş öyle? Ben de istemem maceraya atılmalarını ama Şükrücüğüm kabul et. Çok umut kırıcı konuşuyorsun bazen. Birinin ayaklarını yere bastırması lazım ama Nazan. İçlerinde reklam işinden anlayan bir bilge var. Aydınlaklı bir karış havada. Ali ile Zeynep desen hayatı okuldaki gibi sanıyorlar. Günaydın. Hah lafının üstüne. Günaydın. Sen de bizi fena harcıyorsun be baba. Gerçeği söylüyorum oğlum. Sizin iyiliğiniz için. Canım bırakın şimdi. Ali gel otur şöyle. Ne gerçeği baba? Bütün hevesimizi kırdın. Niye öyle kafa tutar gibi konuşuyorsun oğlum? Karşında düşmanın yok senin. Batacaksınız 2 günde. Ya batalım ne olur. Belki de başarırız baba nereden biliyorsun? Hadi canım hayal görüyorsunuz. Şükrücüğüm. Sen çok değiştin baba biliyor musun? Yaşlandın artık. Ali. Öyle tabii yaşlandık kafamız çalışmıyor. Siz bilirsiniz her şeyi. Öyle demek istemedi Şükrücüğüm. Ali lütfen sen de özür dile babandan. İstemez dilemesin. Böyle konuşmak kolay yapın da görelim. Yapacağız baba görürsün. Şükrücüğüm. Bu kadar katı davranman şart mı? Bırak ne istiyorlarsa yapsınlar. Öf Nazan sen de akşamdan beri 40 kere fikir değiştirdin. Aa. Babamı dinlemek lazım Aydın. Hadi kalk artık ya. Of. Dinlemiyor musun sevgilim? Hep onu dinliyoruz. Her şeyin doğrusunu o biliyor zaten. Niye böyle alaycı konuşuyorsun Aydın? Babam boş konuşmaz. Bizi bugünler o getirdi. İyi ya işte. Ben ne diyorum? Yetiştirdiği çocuklara biraz güvensin o da. Evet. Günaydın ortak. Gelin işte günaydın. Ne oğlum? Uykunu mu alamadın he? Yok beyin işte. Babama kafam bozuldu sabah sabah. Tartıştınız mı yoksa? Hep aynı şeyler. Adam da moral bırakmıyor. Takma kafanı oğlum. Gelecek bizim. Anlayacak o da yakında. Biz genciz. Oo as mı suratını böyle oğlum? Söyle bakayım neymişiz? Gençmişiz. Günaydın. Günaydın Bilge. O nasıl günaydın öyle kızım? Sen de mi bana dargınsın? Aa aşk olsun baba. Darılır mıyım sana hiç? Uykusuzum da ondan kusura bakma. Ben işimden memnunum. Söyledim onlara da. Hemen bırakmaya hiç niyetim yok. Neler yapabiliriz önce bir onu görelim.
Ben de biraz senin gibi düşünüyorum baba. Bu kız da yaşlanmış Nazan. Dinozorlaşmış benim gibi. Durma o lafın üstünde bu kadar. Şükrücüğüm ağzından kaçırdı çocuk. Aa. Hoşça kal Nazan. Hadi güle güle Şükrücüğüm. Geçmiş olsun. Sağ ol. Şimdi diyelim ki biri sana bıçak çekti. Çek bakayım. Çek. Kurtulacak. Şu doymuş kara değilmiş, bana göre değil bu işler. Karate falan değil bu Nazif, Aikido. Tamamen savunmaya yönelik. Bırak canım, ne olursa olsun. Belki babamı dinleyip bir sopa alsam daha iyi. Sopaya ihtiyacın yok Nazif, ellerini kullanacaksın. Diyelim ki arabana kötü niyetli biri bindi. Aman ağzını hayra aç Aysel'cim. Kalk oradan. Şöyle arkadan saldır bakayım bana. Saldırmasam? Saldır saldır. Hadi sarıl boğazıma. Böyle mi? O kadar nazik olma. Bütün gücünle sarıl. Canın acımasın. Sarıl sarıl. Kalksana oğlan. Ne yattın kaldın orada ay yavrusu gibi? Sen de buna öyle abuk sabuk şeyler öğretme kızım. Direksiyonu mu tutacak? Jiu-jitsu mu yapacak? Jiu-jitsu değil baba. Aikido bu. Aikido mu Aikido? Nene gerek senin bunlar? Somun pehlivanı. Baktın biri boğazına yapıştı. Çıkar ver bütün paranı kurtul. Bir yerin acıdı mı Nazif? Acıdı Aysel. Her yanım acıdı. Öldüm sandım bir an. Gözümde şimşekler çaktı. Özür dilerim canım. Tövbe yarabbi. Oğlum sen edebiyat öğretmeni misin? Taksi şoförü müsün? Panayır soytarısı mısın? Hadi bakalım sofraya. Şeker kontrolüne gidecek misin bugün baba? Çok ihmal ettin. Yok, bugün gidemem, işim var. Ne işi? Defterleri yedireceğim o Sabri denen utanmaza. Eyvah. Yapma bunu baba, bulaşma şu adama. Hasta o, hasta. Apartmanın parasını yemişim ha? Burnundan fitil fitil getireceğim o lafı. Tövbe yarabbi. Aklıma geldikçe şakaklarım zonkluyor. Sakin ol babacığım, tansiyonun çıkacak. Buyurun, iyi günler. İyi günler. Cafer. Buyur hocam. Sordun mu evladım? Bakabilmiş mi hesaplara o ukala herif? Tam bakamamış hocam. Karısı hasta malum. İnceliyormuş da. İncelesin bakalım. Başımıza maliye müfettişi kesildi. Ha, bir de şey yapacakmış kitapsız. Ne yapacakmış? Bir küçük açık bulursa kafana atacakmış defterleri. Ne? Benim, ulan şimdi ben onu... Anam. Baba dur nereye? Bırak ulan. Kimin kafasına defter atıyormuş o? Ben ne yaparım adamı? Yani Cafer beğendin mi yaptığını? Adamınızı tanıyın diye söyledim vallahi hocam. Ha? Bir de şey dedi kitapsız. Cafer dışarı. Nasıl oldunuz efendim? Azaldı mı bari biraz sancılarınız? Hala gidip geliyor efendim arada bir. Getirdiler mi bebeği hastaneden? Ve subhanallah. Bebek değil anneciğim. Tontoş bu, tontoş. Gözün aydın Rukneddin. Nur topu gibi bir torunumuz oldu. Ya muhterem. Torununuz hık demiş burnunuzdan düşmüş maşallah. Kıllı tüylü. Alay etmeyin efendim. Onun torunuysa o zaman sizin de çocuğunuz. Kedi babası. Ya sabır ya Allah. Ya sabır ya Allah. Delireceğim vallahi delireceğim bu evde. İyi günler, buyurun. Nasıl oldu Ayla Hanım? İyi iyi, hadi sen işine bak. İçeri girme evladım, kırkır çıkmadı daha lohusanın. Anam. Ne bekliyorsun sen? Efendim Muvaffak Bey şey dedi. Defterlere baktıysanız. Hay senin Muvaffak Bey'ine de defterlerine de. Acelesi neymiş, patlamadı ya. Patlamış vallahi efendim. Kafası acayip bozuk. Tutmasam dayanacaktı kapınıza. Efendim? Kapıma mı dayanacakmış? Hadi dayansın bakalım. Al. Ok. Al başında paralansın defterleri. Al. Ok. Kalkamadı bak kör olasıca. Leş gibi yatıyor yine. Kim bilir nerede söndürdü dün gece feneri. Senin 3 aylık da gitti tabii bu arada. Gitti kızım gitti. Aradım ceplerinin metelik yok. Tanıyamadın şu kocan sen de hala anne. İnanılır mı onun sözüne? Yok 3'e katlayacakmış, 5'e katlayacakmış. Vallahi senin kadar olamadım. Aptallık etmeyip o gün ben de alsaydım paramı. Kafa işte. Telefonu mu çalıyor bunun?
Hoşça kal anne, çıkıyorum ben. Katil! Sedat! Sedat kalk uyan! Uyan çabuk, katil arıyor. Ha? Katil mi? Eyvah! Ne yapacağım ben şimdi? Günaydın canım abicim. Tak emret. Alo? Duyamıyorum seni canım abicim. Nerede miyim? Şeydeyim canım abicim, nerede olacağım? Haldeyim tabii. Halde misin birader? İşe bak. Sen halde, ben halde. Ama seni göremiyorum birader. Kasaların altında mı kaldın? Vatandaşı hikayeniz var birader. Işıla kendini buraya. Anında görüntü. Fırla! Haldeymiş tak. Eyvah! Baltayı taşa vurduk. Oh ne güzel oldu. Bu sefer inşallah boğar seni. Kabahat size kardeşim. Bu saate kadar niye uyandırmıyorsunuz adamı? Ne? Başlarım şimdi senin tafrandan. Yetti ha. Yolacağım etlerini. Katilden önce ben boğacağım seni. Serpil ne yapıyorsun ya? Ha, Muvaffak Bey Teknişi Üniversitesi'nden bir profesör davet etmiş. Apartmanın depreme dayanıklılığını incelettirecekmiş. Aferin. Baktırmak lazım. Hı-hı. Şakası yok o işin. Dilek butik işinde ısrar etmiyor Davut. Kız halden anlıyor Ulviye. Bunun gibi kalın kafalı değil ki. Sen de döneksin anne. Döneksin işte. Dönek, dönek. Al. Güzel konuş annenle. Dükkan yüzünden babanla kavga etmemizi mi istiyorsun Halisciğim? So etwas sollte doch kein Problem sein zwischen uns, nicht wahr? Ich weiß es doch, meine Liebe. Gördün mü Ayşenge? Gene aynı şeyi yapıyorlar. Aralarında Almanca. Tövbe yarabbi. Baban doğru söylüyor Halis. Kiralar pahalı. Mağazalar birer birer kapanıyor. Dinlemeyeceğim işte. Bana ne? Galata'da at beni, at beni. Halice'im tut beni, tut beni. Al! Başlama gene. Başlamış da bana ne? Sabri amcamın bestesi. Ne tatlı. Galata'dan at beni, at beni. Halice'im tut beni, tut beni. Yaşa hadi, sen de söyle. Aşengi sen de. Baban kızıyor Halis. Şafakta horoz sesi öpüp öpüp. Kes şunu kumkam. Kafamı şişti. O kadar meraklıysan git kumkamı da çalıp söyle. Ciguli gibi. Nerede istersem orada söylerim. Bana ne? Galata'dan at beni, at beni. Halice'im tut beni. Al şimdi patlatacağım enseni. Aman enişte. Nay, nay Davutcuğum, nay. Ense patlatmak yok. Sakin olalım lütfen. Uyan. Adamı delirtene kadar uğraşıyor ama o diye. Galata'dan at beni. Oğlum kes şunu dedim sana. Şarkıcı mı olacaksın? Hem nasıl sözler onlar öyle? Yakışıyor mu hiçbir şerefli Türk çocuğuna? Galata'dan at beni, at beni. Halice'im tut beni, tut beni. Şükrü Bey. Oo Hacer Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keyifler nasıl bakalım? Vallahi nasıl olsun. Her şey ateş pahası. Akbil dolduruyorum 5 milyonluk. 3 günde bitiyor. Otobüslerde tıklım tıklım. Teyzeyi ziyarete mi? Aha. Ah ne hayırlı evlatsınız vallahi. Görev mi Hacer Hanım? Dün daha iyiydi maşallah. Amca günaydın. Günaydın Leylek yeğenim. Nasılsın Özgeciğim? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede kaldın Hacer Hanım? Az kalsın gelemiyordum valla. Ah o yolların halini bir görseniz. Kız bir yanak yok mu amca? Tatlışı. Günaydın desene bıcırık. Koparırım ben bu yanakları. Biliyor musun dün akşam Ali bizi aradı amca. İş teklifi aldık. Yok ya, bu ne hız? Hiç vakit kaybetmiyorlar. Siz ne dediniz? Bir düşünelim dedik. Düşünüp değerlendireceğiz. İyi, hadi sizi tutmayın. Görüşürüz amca. Görüşürüz. Önce pek ciddiye almadım ama olabilir valla. Reklam ajansı mı? İyi hazırlanılırsa neden olmasın ce? Konuşalım çocuklarla bakalım. Bir toplanalım da. Hadi bakalım bıcırık. Ne oğlum? Seninkiler fena kaptırmış. Şirket kuruyorlarmış ha? Sorma abi. Bir havalar. Cin olmadan adam çarpıyorlar. Ne dedi bana biliyor musun? Kim? Ali. Aa. Yaşlandın sen baba dedi. Çok gücüme gitti vallahi. Gücem mi oğlum kabul et.
Yaşlanıyoruz. Onlar bizden çok daha dinamik. Önlerini açmak lazım. Yapma abi. Hayal görüyorlar. Olacak iş mi bu ortamda? Sen mi söylüyorsun bunu Şükrü? Zamanında yaptıklarını unuttun galiba. Dur demesem tavuk çiftliği kuruyordun oğlum. Kim daha hayalci? Aman aman. Bizim orada da açtılardı bir tavuk çiftliği. Hepsi vebadan telef oldu. Hasta hayvanları da yedirmişler millete bir güzel. Yani sen de Hacer Hanım sabah sabah. Kursunlar be Şükrü. Şirkete yerimiz var. Piyasa hep böyle kalacak değil ya. Ha, Bakü Ceyhan da imzalandı. Düşünelim abi. Tamam. İşte Leyla Sultan'ı getirdim size. Anne nasıl oldun? Bugün daha iyiyim oğlum. Günaydın anneciğim. Hoş geldin. Anaların tatlısı. Oğlum dur. Mis gibi de kokar. Yavaş oğlum. Kıracaksın kadının kemiklerini. Karışma Şevket. O halinden memnun baksana. Ay. Başım döndü. Gel anneciğim gel. Otur şöyle. İyi gördüm seni. Sıkıldın mı yatmaktan? Pek sıkılmadım. Her gün Nimet Hanım'la Tahta Kafa'nın hikayelerini dinledim. Komedi. Değil mi? Ne olmuş gene? Bildiğin gibi değil Şükrü. Raşit de üşütmüş iyice. Ne yapsın adam o kadına baka baka? Çok bile dayandı kızım. Hani Cem için düşündüğümüz bir psikolog vardı ya. Nimet de Raşit'i bugün ona götürecek çocuklar. İşe bak Şükrü. Kime niyet, kime kısmet. Şükrü, siz ne alemdesiniz oğlum? Çocuklar nasıl? İyiyiz anne. Nazlı'nın selam var. Gelecek o da. Sağ olsun. Geldim canım abicim. Tak, buyur. Gel birader gel. Vatandaşa kelek ha. Hani haldeydin? Halde mi canım abicim? Öyle dedin. Her yere baktı vatandaş. Seni göremedi. Tebdil mi geziyordun? Hıyar kılığında. Yok canım abicim. Yanlış anlamışsın. Haldeyim demedim. Ne haldeyim bir bilsen dedim. Lafı çevirme şimdi birader. Hasretme vatandaşı. Şerefsizim çok hastayım canım abicim bak. Vah vah. Neyin var birader? Fena üşütmüşüm canım abicim. Üzerine afiyet. Ayıptır söylemesi. Gece benden bir ter boşandı. Bir ter boşandı. 4 kat çamaşır değiştirdim. Allah inandırsın. Sıhhatler olsun birader. İyi gelir terlemek. Biraz rahatladım ama sabah turşu gibiydim canım abim. Sanki üstümden bir tank geçmişti. Dur birader bekle. Daha bir şey geçmedi üstünden. Geçecek. Şimdi bile soğuk terler döküyorum canım abicim bak. Korkudan dur o birader. Korkudan. Gel buraya. Gel. Geç şuraya otur. Ben de kasa hesabına bakıyordum. Kasa hesabı mı canım abicim? Eli kolunu oynamasın. Vatandaş açıklama istiyor. Şeffaf. Şeffaf canım abicim. Ne istersen açıklayabilirim. Tek. Bu ne birader? Hangisi canım abicim? Bu mu? Tek. O birader. Bu arada götürmüşsün yengenin 3 aylığını da. Götürmek değil canım abicim. Ekmek çarpsın. İşletiyorum ben o parayı. Yemin yok birader. Cevap ver vatandaşın sorusuna. Bu ne bu? O mu? Ispanak canım abicim. Ispanak tek. Ya bu birader? Bu da mı ıspanak? Kaç kalem ıspanak var burada? Vatandaşa kelek mi yine? Ha, ben ıspanak mı dedim canım abicim? Demedin mi birader? Belki de demişimdir canım abicim. Başımın arasından ben ne dediğimi bilmiyorum ki. Kıvırtma birader. Öt. Hasretme vatandaşı. Bir kere de söyle. Ispanak mı? Pırasa mı? Heh. Acaba karalahana olabilir mi canım abicim? Bir dakika efendim. Bakayım dönmüş mü? Ergun Bey. He. Girginlerden sizi arıyorlar. Ne diyeyim? Yok de kızım. Bağlama bana. Bülent konuşsun. Sizi arıyor ama Ergun Bey. Parasını istiyorlar kadar ya. Bir aydır atlatıyoruz. Ne diyeceğim ben şimdi adama? Söyleyeyim bir şey Ergun Bey. Sizi iyi tanıyorsunuz. Olmaz kızım. Ben emekli sayılırım artık. Bundan sonra müdür o. O konuşsun. Bülent'ciğim adam bekliyor. Bağla bakalım. Necdet Bey saygılar. Bir saniye. Ergun Bey şimdi geldi. Ne yapıyorsun Karya? Hadi ama Ergun Bey. Veriyorum efendim. Alo. Nasılsınız efendim? İnanın kalp kalbe karşı. Ben de şimdi bankadan geldim sizi arayacaktım.
Vallahi siz de birinci sıradasınız. Önümüzdeki hafta perşembe uygun mu sizce? Aman efendim, ne demek? Biz teşekkür ederiz. Saygılar efendim, saygılar. Hesvallah, bu kadar olur. Harikasınız Ergun Bey. Ah kızım ha. Patron orada bilse kıymetimizi. Ne çekeceğim bunların kahrını? İki tane defter tutsam bey gibi geçinirim. Bu ne ya? Süründürüyorlar insanı. Buyur müdürüm, affedersin. Yapmayın Ergun Bey. Sizinki de sürünmekse artık. Yalan mı? Çocuk gibi oyalıyorlar kızım. Tazminatını vermek için. Verirler Ergun Bey. Onlar öyle insan değil. Hep aynı hikaye. Para isteme benden. Buz gibi soğurum senden. O nasıl laf müdürüm, affedersin, tövbe. İşine bak Abbas Bey. Bunu sokma her şeye. Sokarım, affedersin. Konuşma öyle nankör nankör. Bana bak. Üstüme gelme Abbas. Fena olur. Şimdi müdürüm seni senden çıkartıyorum. Çıkar bakayım hadi. Çıkar, affedersin. Çıkar. Abbas efendi sakin ol. Ne oluyor burada? Her gün aynı şey ya. Ne olsun babam? Konuşuyor cıvık cıvık, affedersin. Kavga mı ediyorsunuz yine Ergun? Yok efendim. Ne kavgası? Muhatap mı o benim? Bir şeye canım sıkıldı da şimdi. Hadi Abbas efendi. Duymayayım bir daha. Gel Ergun. Peki efendim. Anlat bakalım, neye canın sıkıldı? Çekemiyorum bu işleri artık efendim. Kusura bakmayın. Necdet Bey aldı şimdi. Ağzına geleni söyledi. Affedin beni bu işte. Yahu Ergun. Çocuktan farkın yok senin bari. Tamam anladık. Emekli olmak istiyorsun ol. Alacaksın tazminatını da. Depoda biraz para var. Yılbaşında vadesi doluyor. Çekip sana vereceğim. Aman efendim, zor durumda bırakmak istemem. Parayı alıp gidemezsin yalnız ha. Bırakmayız seni ona göre. Bizimle çalışacaksın. Sen buranın demirbaşısın be. Duydunuz mu Ergun Bey? Duydum kızım. Ah Şevket Bey. İnanın sizi öz babamdan fazla severim. Apo'yu sallandıracaklarmış amca. Kimden duydun? Hüseyin abi söyledi. O da çok biliyor. Halis gelmiyor mu? Gelmiyor. Çalgıcı oldu Dumkov. Evde alınıp duruyor. İstersen ben de bir konuşayım Davut Usta. Bırak kızım bırak. Ne hali varsa görsün. Klipmiş. Kafam şişti be. İzin ver döve döve getireyim amca. Al. Otur otur da yerde. 6 kere 8. 6 kere 8. Kolay amca. 68. Tüh. Kafasız. Merhaba. Afiyet olsun. Merhaba, buyur. Lahmacun da mis gibi kokuyor. Buyur Hüseyin abi. O çok yeğenim, çok. Şöyle ucundan, ucundan. Ne oldu Hüseyin abi, yoksa bir haber mi var? Al, otur oturduğu yerde. Ne haberiymiş o? Yok be usta, ne haberi olacak? Gene kız falan mı buldun buna yoksa? Yok öyle bir şey ustam. Geçiyordum. Göreceğim geldi, uğradım. Sen markette çalışmıyor muydun Hüseyin abi? Bıraktım. Anlaşamadık eniştemle. Bastım istifayı. Çalışma şartları bana göre değil. Ben alışmışım böyle açık havada eskiciliğe. Tertibim yok mu? Yok. Tertibim şarkıcı oldu. Galata'dan at beni, at beni. Halimce in, tut beni, tut beni. Şafakta horoz sesi, öpüp öpüp uyandır beni. Galata'dan at beni, at beni. Halice in, tut beni, tut beni. Şafakta Halis! Horoz Halis! Sesi. Halis! Öpüp. Yeter artık! Dayanamıyorum Halis! Dayanamıyorum! Ah, Halis, özür dilerim yavrum. Sana bağırmak istememiştim yavrum. Halis, Halis, artık dayanamıyorum. Lütfen yeter. Bahane, ben de Şengül ablalara giderim o zaman. Birlikte söyleriz. Oh. Ne tatlı. Halis, gitme oğlum. Gözünü oh. Seveyim. Kızacak baban. Kızarsa oh. Kızsın. Bahane. Aa, abla. Bırak Ayşeciğim, bırak gitsin. Burada çalmasın da nerede çalarsa çalsın. Başım çatlayacak. Seni hiç affetmeyeceğim İbrikçi. Gene ne yaptık Cenab abi? Çıldıracak gibi oluyorum aklıma geldikçe. Beni o iğrenç klip işine bulaştırdın.
Ama şimdiye kadar 600 dolara yakın para aldık Cenab abi. 600 dolara? Koca şairi sattın İbrikçi. 600 dolara. Yazıklar olsun. Bitmedi mi daha? Bitiyor. Of, patladım. Üstüme üstüme geliyor artık bu apartman. Dayanamıyorum İbrikçi. Katilin horozu, uçuk sevgilisi. Almancı dostlarımızın meme düşkün oğlu. Çekemem kimseyi, gidiyorum. Ha, akşam gelirken arabanın benzinini kontrol etmeyi unutma sakın. Yolda kalmayalım yine gece yarısı. Merak etme abi. İbrikçi, muhtemel bir İstanbul depreminde bizim apartman durumu ne? Hiç bilmiyorum abi. Olmaz. Konuş Sabricim'le, ev sahibi olarak araştırma yapsın. Olur. Bitti abi. Hah. Eline sağlık. Konuşturmuşsun yine sanatını İbrikçi. Aferin. Giderken Ayla Hanım'a uğrayacak mısın abi? Öyle ya, o da var. Uğrayayım bari, bir geçmiş olsun ha. İyi olur Cenab abi. Haklısın İbrikçi. Ev sahiplerimizle ilişkileri sıcak tutmak lazım. Halis, annen kızmasın sana kız. Kızmaz Şengül ablacığım, kızmaz. Başı şişti, o yolladı beni. Ay çok heyecanlıyım kız. Bakalım tuvaletim nasıl oldu? Katilin eserinin klibinde ben de oynayacağım Sevim. Oyna oyna. O klipte oynamayan bir sen kalmıştın zaten. Hah, seninki provaya geldi işte. Ucu ucuna yetişti yani. Ben açarım Sevim. Sen işine bak. Biz geldik. Buyurun. Sen niye geldin? Şengül ablamla geldim. O benim asistanım kız, dokunma. Dur şurada, başımın belası. Kolay gelsin Sevimcim. Hazır mı elbisen provaya? Hazır hazır. Hoş geldin. Şimdi bitti. Heh. Bire getireyim mi? Aa, hadi getir kız, içelim birer bir, anasını satayım. Ay eline sağlık kız. Güzel oluyor valla. Nasıl, zorlanmıyorsun değil mi? Rahat çalışabiliyorsun yani. Heh işte. Çalışıyor. Yorulunca da ben basıyorum pedala. Geberme seni mi kız? Basarım. Benim adım Cemil. Bakma öyle. Çocuklara bire yok. İçmem zaten. İçersem kemiklerim gelişmez. İşe gitmiyor musun sen artık Halis? Gitmiyorum. Babamla kavga ettik. Şengül ablamın yanında çalışıyorum. Öyle yumuşak yumuşak. Sen soyunmayacak mısın Şengül abla? Ay soyunacağız kız, patlama. Senin de aklın orada yani. İçerki odada yapalım tamam. Provayı istersen. Burada da yapabilirsin Sevim teyzeciğim, ben bakma. Beklerken ben de sana biraz şarkı söyleyeyim Cemil amca. Ne şarkısı? Klip Cemil amca. Böyle bak. Galata'dan at beni at beni. Halice in, tut beni tut beni. Şafakta horoz sesi öpüp öpüp uyandır beni. Pembe pembe ne tatlı. Ha? Bırakın efendim, bırakın, parçalayayım şunu. Rahat dur. Sen de ona vuramazdın iki tane. Ayıp ayıp. Bu damadın pek pısırık Rüknettin. Tahrik etmeyin siz de daha fazla adamı anneciğim. Beceriksiz. Karın da ayağa kaldırdın lohusa lohusa. Tutmasaydınız efendim vallahi elimden bir kaza çıkacaktı. Kim oluyor o? Nasıl fırlatır defterleri benim kafama? Bırakın artık şu terbiyesizi siz de efendim. Derin nefes alın. Size bir bardak su getireyim. Gene geldi. Bu sefer bulacak belasını. Ay, oturun efendim, uyumayın şu adama. Anneciğim, kapıya bakar mısınız? Sen ne cüretle geliyorsun terbiyesiz? Rica ederim. Damadın kapıyı defterlere kapat. Ne yapıyorsunuz anneciğim? O değil. Şair Cenap Bey, kiracımız. Kiracımız mı? Hı-hı. Evet hanımefendi, ben Cenap. Buyurun Cenap Bey. Hoş geldiniz. Gel evladım, bebeği göstereyim sana. Bebek mi, ne bebeği? Efendim kusuruma bakmayın. Kafası gelip gidiyor yine son günlerde. Buyurun, şeref verdiniz. Ya ben de Ayla Hanım'a geçmiş olsun demeye gelmiştim. İyi gördüm sizi maşallah efendi. Sağ olun, çok incesiniz. Zahmet ettiniz. Buyurun oturun. Oturmayayım efendi. Ben şöyle bir kapıdan uğrayayım dedim. Olur mu efendim? Bir şey ikram etmeden bırakır mıyız sizi? Buyurun lütfen. Peki canımın içi. Senin hatırın için oturayım bari biraz. Lütfen, lütfen. Ayla.
Lohusa şerbeti ikram etsene çocuğa kızım. Oo, fena. Tansiyon 17-10. Bu kadar sinirlenmeniz hiç doğru değil Muvaffak Bey. Sinirlenmemek elde değil ki hanımefendi. Adam deli demiş bana. Vallahi bu yaşa geldim böyle terbiyesizlik görmedim. Kaybettim kendimi birden. Kurtulamadık şu domuzdan bir türlü. Nasıl kafasına geçirdim defterleri? Farkında bile değilim, inanır mısınız? Az bile hocam. O senin kafana geçirirken iyi miydi? Vallahi adamı katil eder böyleleri. Cafer, yangına körükle gitme sen de. Oo, daha ne laflar efendim? Köpeğin önünü atsan yemez vallahi. Dur şimdi sen de be. Kızdırma adamı büsbütün. Hakaret davası açacağım. Mahkemelerde süründüreceğim o alçağı. Cafer şahitsin evladım. Anam. Bana deli demek neymiş göstereceğim. Yok hocam öyle demedi. Yani dedi de sana demedi. Bana dedi bana. Ay bak unuttum. Cenab-ı Beyler de kahve bekliyorlardı. Hocam şu defterleri sana vereyim de. Ver evladım ver. Galiba tansiyonum gene yükseldi Türkan Hanım. Şunu yutun ama bu böyle ilaçla milaçla olmaz. En iyisi yöneticiliği bırakmanız. Gülsüm su getir. Bırakmam efendim. Ne münasebet. Görevden kaçtı dedirtmem. Sizlerden ayrılacağım için üzgünüm ama gitmek zorundayım. Çok önemli bir toplantıya yetişeceğim. Niye hemen gidiyorsunuz Cenab Bey? Ne güzel hatırlıyorduk. Toplantısı varmış efendim. Duymadınız mı? Sabriciğim hoşça kal canımın içi. Sefa ile efendim. Yine bekleriz. Saygısız. Çeyrek altın bile getirme bir çocuğa. Aman efendim ne yapıyorsunuz? Kusura bakmayın. Kim efendim? Yine o kadın efendim. Kız hoca biz geldik. Oo, buyurun efendim buyurun. Ben de geldim Sabri Bey amca. Aa Cenap amcam da buradaymış ne tatlı. Nasılsın bakayım yaramaz? İyi günler Şengül Hanım. Nasıl gidiyor bakayım çalışmalar? Bir numara olacak kız. Hoca da bir beste yaptı. Ya. Anam sen de şöyle biraz çekil de içeri girelim. Aa. Hayır efendim giremezsiniz. İstemiyorum sizi evimde. Ayla Hanım. Yuva yıkıcı. Kız vallahi senin kalbin fesat. Yedik mi kocanı? Aa. Aman efendim o nasıl söz? Kusuruna bakmayın. Ali teyzem başladı yine. Ne tatlı. Efendim size doyum olmaz. Ben izninizle. Aa. Dur kız. Aa, hemen nereye? Bu da bizden kaçıyor. Bırakın efendim adamı. Toplantısı ya. Var. Bizi bir dinle Cenap amcacığım. Öyle güzel oldu ki. Bak. Hadi çal bakayım yaramaz. Galata'dan at beni, at beni. Halice in, tut beni, tut beni. Şafak'ta horon sesi öpüp öpüp uyandır beni. Sen de içer misin hafif bir şey anne? Yok oğlum, ilaca devam ediyorum. Size afiyet olsun. Geçmiş olsun diyelim mi artık Raşit Bey? Diyelim Şevketçim inşallah. Çok iyi gördüm sizi bu akşam Raşit Bey. Beni nasıl buldun şekerim? Sen de çok iyisin Nimetçim nazar değmesin. Harika bir ruh doktoru vallahi. Oh rahatladım vallahi. Gitmişken Cem'e de bir görün dedim ama dinlemedi. Anne istemiyor işte ihtiyacı yok. Bence herkes gitmeli. Psikoterapi harika bir şey. Değil mi Nimetçim? Öyle öyle. Kuş gibi hafifledim ayol oh. Ne çektik ya aylardır. Daha önce gitseymişiz keşke. Bundan sonra haftada 2 gün gideceğiz. Talk show gibi vallahi. Talk show gibi ha? Doktorumuz da müthiş. İnsan konuştukça neler çıkıyor ortaya azizim. Müthiş adam vallahi. Raşit'i bir değişti bir değişti bütün foyasını döktü ortaya. Ne foyası Nimet? Anormal bir şey mi söyledim? Neyi mi döktü ortaya? Yarım saatte keşfetti bunun zırdeli olduğunu. Zırdeli mi? Nimet? Ağzından çıkanı kulağın duysun ha. Ne yani? Yalan mı söylüyorum tahta kafa? Uzattın ama Nimet. Şurada 2 lokma bir şey yiyeceğiz ya. Çocukken ne yaparmış biliyor musunuz? Aa olmuyor ama Nimet böyle herkesin içinde. Utandı mı tahta kafa? Bakma öyle çatlak çatlak. Hasbinallah. Göz mü kırptın bana? Yo. Ha paralarım vallahi. Niye kızıyorsun? Ne olmuş anlattıysam? Ben seninkileri anlatıyor muyum ama Nimet? Anlat bakalım sıkıysa. Paralarım vallahi. Nimet başlama yine. Raşit Bey konuşuyor şurada lütfen ya. İnsanı zorla çileden çıkarıyor ama Şevketciğim. Delirdi diyorum inanmıyorsunuz.
Hadi hadi. Sen kendine bak önce. Hey, deli mi dedin sen bana? Öldürürüm seni vallahi. Yemek al. Hayal kuruyoruz size. Görsün bakalım nasıl çalıştığımızı. Şu faaliyet raporuna bir bakabilir miyim? Tabii ama bu geçen yılınki. Ne kadar çok belge toplamışsınız böyle. Sıkı çalıştık efendim. Ticaret odasına bile gittik anne. Fizibilite raporu hazır sayılır. İlk yıl en az 2 trilyon ciro yapacağız efendim. Ooo. Uçma Aydın. Hakikaten ama uçtum ben işte. Çocuklar sahiden siz bu işten para kazanacağınıza inanıyor musunuz? Kazanacağız tabii efendim. Artık hiçbir engel durduramaz bizi. Kazanacağız anne. Artık iş inada bindi. İspat edeceğiz kendimizi babama. Tamam da oğlum. Bunları güzel güzel anlatın babana. Öyle kavga eder gibi değil. Bu sabah da zaten kırdın adamın kalbini. Ben özür dilemeye hazırım anne. Ama o da kendi hatasını kabul etsin. Geldi. Anlaştık değil mi? Heyecan yok. Sakin sakin. Gelir gelmez attırım in tepesine adamcağızı. Hoş geldin Şükrücüğüm. İyi akşamlar Nazan. Alayım. Babacığım hoş geldin. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar kızım, sen de hoş geldin. Selam yok mu iş adamları? Ne demek efendim, hoş geldiniz. Hoş geldin baba. O elindekiler ne baba? Sizin işle ilgili araştırmalar yaptım biraz. Siz neler yaptınız bakalım? İstersen yemekten sonra konuşun Şükrücüğüm. Yeriz Nazancığım, bir konuşalım. İyi çalışmışsınız anlaşılan. Neler var elinizde? Siz anlatın, sonra da ben anlatırım. Biraz bilgi topladım ben de kendi çapımda. Ne? Ne bakıyorsunuz? Yaşlıysak o kadar da çağ dışı değiliz canım. Değilsin tabii canım babam benim. Senin gibi yaşlılara şey yani gönlü genç, kafası genç büyüklere kurban olsunlar. Yarınlar bizim ama babacığım bizi de bugünlere siz hazırladınız. Senin yönetici görünmüyor kaç gündür. Hiç sorma. Hasretti bu domuz adamı. Delirtti. Vallahi delirtti. Oğlu bakıyor şimdi. Ha. O da yakında havlu atar. Niye ki? E ne yapsın? Gündüz okulda, gece takside. Aa Ayşe yengeye bak, Cafer amcalar. Cafer amca günaydın. Oo tertip. Günaydın. Günaydın. Dileniyor musun Cafer amcacığım? Öyle yumuşak yumuşak. Ne yapalım be tertip? Yorulduk. Hadi abi bana müsaade. Hadi kolay gelsin. Cafer. Hah çıktı baykuş. Günaydın Cemil amca. Senin teyzeme haber versene. Ne haberi? Ayşe yengemle abadiyi gezdirdik geldik bak. Tövbe yarabbi. Oğlum kötü bir şey söyleyecek şimdi. Söylemez. Her şeyini yaptı çiş koka. Bana ne? Cafer. Onun derdi benim de. Uyar. Dört yerden kırılacak. He? Dört yerden kırılacak diyor Cafer amca. Oğlum karışma her lafa yürü hadi. Bana ne? Fay attı fay. Ufak ufak kırılacak. Dört yerden. Tamam dört. Komisyonumu alırım. Hepsi dört şişem Cemil amca çok az. Oğlum karışmasana. Şifre bu Ayşe yenge. Anladın mı şifre? Tövbe ya Rabbi mübarek gün. Yürü hadi. Hadi derdim. Al köpeğini hadi. Günler. İyi günler. Bilge günaydın. Günaydın Halis'ciğim. Bize günaydın yok mu? Unuttum. Size de günaydın. İşe mi gidiyorsunuz? Evet işe. Ne tatlı. Öpeceğim. Sen de beni öp. Hop hop ne oluyoruz oğlum? Yeter öptün. Halis rahat dur. Hayırsız damat gidiyor Sevim. Ben de nerede bu diyordum. Takılmayın işte işimiz var. Yeni şirket kuruyor musunuz ha? Kuracağız yakında. Var mı bize göre bir iş? Bakarız kuralım da önce. Hadi. Senin işi de batırırsın hayırsız. Yazık o adama. Kimmiş o adam? Şükrü Bey herhalde efendim. Ne dediğini biliyor mu ki? Dayak istiyor sabah sabah. Aman Aydın uyma şuna. Bırak enişte elinde kalacak. Aman efendim değmez. Sarhoş iyi günler. Hava mı atıyor o bana? Gelirsem oraya. Kimsenin sana hava attığı yok be baykuş. Bugün seni bile melek gibi görüyorum. Ne desen kızmayacağım. Şükrü Bey'in hayırsız damadı bana öpücük attı Sevim. Anam attı valla. Kırıttın babamız. Efendim günaydın. Günaydın. Nasıl oldu Muvaffak Bey? Nasıl olmasını bekliyorsunuz Sabri Bey? Hasta ettiniz adamı.
Buyurun, iyi günler. Aa, ne tatlı. Aşır öğretmen günaydın. Günaydın Nazif öğretmenim. Günaydın Halis. Ben ne yaptım efendim? Vallahi o benim üstüme geldi. İşte Cafer şahit. Defterleri kafama atıp ağzına geleni söyledi. Anam, ne yalan söyleyeyim. Ben pek bir şey görmedim vallahi. İnkar etmeyin Sabri Bey, önce siz atmışsınız defterleri. Hırsız demişsiniz babama Sabri Bey. Adamın kalbi var, şekeri var. Sizin yüzünüzden yataklara düştü. Benim kocamın da yüksek tansiyonu var efendim. Beyin kanaması geçirirse ne olacak? Ne tatlı kızıyorsun Hale teyzeciğim. Anam. Defol şuradan. Karışma sen lafa sapık. Oğlum yürü. Yürümüyorum bana ne? Konuşalım şurada yumuşak yumuşak. Halis, hadi evladım. Efendim ben de üzüldüm olanlara ama yakışık almıyor böyle komşular arasında mahkemeye vermeler falan. Ha, sizin tek derdiniz o. Merak etmeyin Sabri Bey. Konuştuk, vazgeçirdik biz o işte babamı. Vermeyecek mahkemeye. Veremez zaten efendim. Neye dayanarak verecek? Suçlu olan kendisi. Hem işini yapmıyor hem de terbiyesizlik ediyor. Aa. Kusura bakmayın ama beyni kireçlenmiş biraz onun. Anam. Vallahi şimdi ben gider açarım hakaret davasını. Sabri Bey, ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun ha. Ne tatlı söyledin. Sen ne diyorsun Hale teyzeciğim? Bakma öyle sapık sapık. Gözümün içine. Halis yapma oğlum, yürü. Kızıyorlar bak. Gitmiyorum bana. Yalan mı efendim? Sahipsiz kaldı apartman. Hiç de sahipsiz kalmadı. Ben bakıyorum işlere. Hadi efendim güldürmeyin insanı. Şu hale bakın. Ortalığı pislik götürüyor. Kapıcımız pilavcı oldu. Merdivenleri bile silmiyor artık. Pislik babacığım, pislik. Bana bak. Koparırım senin o dilini. Sen kime pislik diyorsun öyle? Size değil efendim. Ne haddine? Bana dedi, bana. Yürü Nazif. Konuşmaya değmez bunlarla. Yazıklar olsun. Yürün. O nasıl söz öyle? Terbiyesizler. Size yazıklar olsun. Hadi durmayın, verin mahkemeye. İyi artık. Konuşmayalım, söylemeyelim hakikatleri. Bağlayın ağzımızı. Niye mani oluyorsunuz efendim bana? Verecektim ağızlarının payını. Değmez efendim. Öğretmen olmuşlar ama insanlıktan nasiplerini alamamışlar. Despot bunlar. Öğrencilerini de döverler vallahi. Gelin bakayım buraya. Kıracağım bacaklarınızı. Beni bırakıp bırakıp kağıthanelerde, sütlücelerde mi sürtüyorsunuz siz? Ne sütlücesi anneciğim? Buradayız. Duymadınız mı? Öğretmenlerle konuşuyorduk. Öğrencilerine işkence yapıyor diye reha muhtara teslim etmek lazım bunlar efendim. Sıfırdan yüksek notu yokmuş adamın zaten. Aa, siz niye giyindiniz efendim böyle şık şıkırdım sabah sabah? Çamlıca'ya sünnete gideceğiz evladım. Unuttun mu yoksa? Sünnet mi dedi? Sünnet mevsiminde değiliz anneciğim. Hayda, bugün de sünnet çıktı başımıza. Rahmet alan torununun sünneti var ya kızım. Çok ayıp olur gitmesek. Allah Allah. Rahmet alanın torununun bu kaçıncı sünneti oluyor efendim? Anneciğim, Rahmet halanın torunu 54 yaşında. Rahmet hala da çoktan sizlere ömür. Ne öldü mü? Vah vah. Torunun sünnetini bile göremeden gitti kadıncağız. Subhanallah. Kolay gelsin Gül. Bak daha yeni temizliyorum, basma çamurlu ayaklarında. Ne söyleniyordu gene odamız? Hiç, ne söylenecek? Muhalefet yapıyor öğretmenlere. Mahkemeden yırttığını anladı, azdı. Yönetim kurulunu olağanüstü toplatacak aklı sıra. Aman havasını alır o bir daha be. Basma oralara Cafer. Kaldır ayaklarını. Babamlardan haber var mı? Var, haberler kötü Gül. Ne olmuş yine? Sultan Hanım başlamış eski numaralarına. Başının etini yiyormuş babanın. Bindere'den su getiriyormuş markete dönmek için. O yılanın rahat durmayacağı belliydi zaten. Yılan ki ne yılan. Hem de çıngıraklı. Heh, görürsün babam fazla dayanamaz ona. Çeker teslim bayrağını. Yârim ayvan sarayını kayığının fırlası allı. Hadi ama kız Yavuz, yeter bu kadar tembellik.
Gidip alalım şu pabuçları başkası kapmadan ha. Gideriz ablacığım. Kapmazlar. Pabuç da alırız, kazak da. Sık boğaz etme vatandaşı, daha erken. Kız saat 9 oldu, ne erkeni? 9 mu oldu? Söylesene ablacığım. Birader inmiştir Trabzon'a. Sedat Bey Trabzon'a mı gitti? Evet ablacığım, iş bağlamaya. Sabah 7 uçağıyla. Karadağ'a, toptan alım, bahçesinden. Bir konuşayım bakalım. Rapor versin vatandaşa. Çalıyor. Sedat. Telefonun çalıyor Sedat. Sana söylüyorum Sedat, uyan. He? Telefon mu? Ha. Çabuk Zerbil pantolonumu ver, uçağı kaçıracağım. Sedat! Sedat, saat 9'u geçiyor, leş gibi uyuyup kalmışız. Ne? Eyvah! Gördün mü başıma geleni şimdi? Yandım ben, yandım. Katil! Ne yapacağım ben şimdi Zerbil? Sızlanmayı bırak Sedat, aç şu telefonu. Açacaksın, başka çaren yok. Aç demesi kolay Serpil. Ne diyeceğim ben şimdi katile? Ne bileyim Sedat, ne bileyim. Uydur bir şeyler işte. Allah'ım sen bana acı. Emret canım abicim, tak. Günaydın. Trabzon'dan saygılar. Evet canım abicim, az önce indik. 10 dakika rotarla. 3 defa hava boşluğuna düştük. Onun dışında iyi geçti abicim. Şu anda taksideyim canım abicim. 1 saat sonra tak, karar hanılar emrinde. Dayan birader, helal olsun. Vatandaş senden bunu bekliyor işte, eyvallah. Fırtına oldu bizim birader maşallah, fırtına. Bak zehir gibi Trabzon deplasmanında. Kız bırak şimdi deplasmanı falan da kalk giyin hadi. Vatandaş hastalığın kötü değilsin ablacığım. Malzemek lazım bu birader arasına. Sopayı yiyince nasıl çalışıyor görüyor musun, nasıl? Sen eceline mi susadın Sedat? Niye yalan söylüyorsun adama? Serpil delik mi insanı kardeşim? Aa, sen şimdi uydur bir şeyler demedin mi ya? Canım, uçağı kaçırmanı affettirmek için bir bahane uydur dedim sana. Öyle desteksiz at demedim. Eyvah ben bittim. Kocan öldü Serpil, öldü. Aa, Allah göstermesin, o nasıl söz? Öf, vurma öyle kafana. Neden çalmadın sen ha? Neden çalmadın? Sen nasıl çalar saatsin böyle ha? Aa, pili zayıflamış herhalde Sedat. Çaldı duymadık. Ne yapayım ben şimdi Serpil ha? Trabzon'a mı ışınlayayım kendimi? İnternetten cızızız. E-mail'le mi göndereyim kendimi? Sedat, başka hiç uçak yok mu bugün Trabzon'a? Var. Akşamüstü 16:30. Benim o saatte işi bağlayıp dönmüş olmam lazım. Bittim ben tak. Bu sefer sonum geldi. Ne yapayım? Kendimi camdan mı atayım ha? Kanat çırpıp Trabzon'a kadar kuş gibi uçayım mı böyle ha? Ay moralini bozma Sedat. Bak gel gidelim katile. Her şeyi itiraf edelim. Belki affeder. Serpil, hiç umut yok. Gömün beni kardeşim en iyisi. Gömün gitsin. Akşamüstü şirkette büyük toplantı var. Cemre Özge'yi de çağırmışlar. Şükrücüğüm bu iş olacak galiba. Hızlı başladılar ama dur bakalım. Öyle devam ederler inşallah. Genç çocuklar. Bilge de biraz yol gösterirse. Hepsi olur da Aydın'ın maymun iştahlılığı düşündürüyor beni Nazan. Yok mu bu işlere bakan bir evliya? Gidip adak adayacağım vallahi. Adak mı? Seni tanımasam Şükrücüğüm. Ne yalan söyleyeyim. Başarmalarını onlardan çok ben istiyorum. O zaman çekip giderler belki. Biz de baş başa kalırız. Sallandık mı? Yok. Sana öyle geldi herhalde. Yok ben hissettim. Kalbim biraz hızlı çarpıyordu. Onu hissetmiş olmayasın. Şükrücüğüm sen bu işleri hiç ciddiye almıyorsun ama bir gün bir sallanacağız Allah göstermesin. Olur mu Nazancığım? Çok ciddiye alıyorum. Bir yandan çocuklar, bir yandan deprem korkusu. Artık hiç özel hayatımız kalmadı. O ya. Gördün mü abadi? Ya. Al Alice. Bakalım Helsinki'de ne karar verecekler Ulviye. Almazlar bizi Avrupa Birliği'ne baba. Boşuna heveslenme. Yazık. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Sallandırmak lazım Apo'yu o zaman. Arş, iğneri, arş, iğneri. Ne tatlı söylüyorsun babacığım? Ben de sana onu söyleyeyim mi? Nein,
Halisciğim bak baban dinleniyor. Hadi atkını iyi saralım yavrum, boğazını üşümesin. Hava soğuk, şapkanı takayım. Hadi güle güle. Hoşça kalın. Hadi baba sen de hoşça kal. Ne öyle kuru kuru hoşça kal hayırsız? Niye öpmüyorsun babanı da? Öpeyim ne var? Aslan oğlum benim. Dinlen babacığım. Yata öyle yumuşak yumuşak. Dükkanı da merak etme hiç. Akıllı oğlumuz mesleği öğrendi artık Davut. Ne güzel iftihar ediyoruz onunla. Öğrendim tabii ne var? Alırım babamın takım çantasını müşteri çağırsa. Aha. O da usta oldu maşallah. Olacak. Babasından da büyük usta olacak ileride inşallah. İnşallah. Oh my Kruges. Braves kind. Ha? Hadi bakalım. Halis. Efendim babacığım. Müşteri ararsa beni çağırın olur mu? Yok babacığım. Sen dinlenmene bak. Biz Dilek'le dükkanı idare ederiz. Öpüşe kopmaşa. Al. O nasıl söz öyle mübarek gün Dunkov? Tövbe. Kapayım yerimden şimdi. Nein Davut. Kötü bir niyetle söylemedi çocuk. Halisciğim unutma. İş yerinde ciddi olmak şart. Çok ciddiyim anneciğim merak etme. Aferin yavruma. Ben de ona bu akşam neler pişireceğim. Ne anneciğim? Sehr appetitliche Sachen. Kartoffelsalat, lamb kotlet, apfelstrudel. Küfer. Orucu o mu tutuyor biz mi? Sana da var Davutcuğum. Kıskanma hemen baba. Ben çocukum. Ya. Yemem lazım. Başka türlü nasıl gelecek benim kemiklerim? Boşan da semer diye. Ne yiyeceksin daha? Çocuk. Eşek kadar adam. Az, az, az. İyileri, iyileri. Az, iyileri. Maz, iyileri. Buyurun efendim, iyi günler. İyi günler. Bu ne soğuk böyle Cafer? İki adım yürüdüm, dondum. Merak etme vallahi efendim. Birden bozdu. Kar yağacak herhalde. Öyle görünüyor. Allah depremzedeleri acısın. Hoş geldiniz Türkan abla. Hoş bulduk Gül. Var mı gelen giden? Kimse yok şimdilik. Aman iyi bir kahve iç. Buyurun, iyi günler. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Nasılsınız Türkan Hanım? Eh fena sayılmaz. Sizi sormalı. Görüşemiyoruz. Öyle. Çocuklar evde oturmuyor ama benim işim bitmiyor. Clinton babamız, Clinton babamız. Clinton ben oluyorum herhalde. Benzetti efendim, benzetti. Efendim iyi günler. Siz de hissettiniz mi? Az önce oldu artçıymış 5 şiddetinde. Artçı mı? Aman yapmayın Sabri Bey. Demedim mi sana Şükrücüğüm? Bak alt katta bile hissedilmiş. Biz pek fark etmedik. Salak. Bak deprem olmuş sende yine tık yok ha. Efendim sizler de buradayken söyleyeyim. Bu apartmanın da enkazdan farkı kalmadı. Yöneticimiz var mı yok mu belli değil ki. Sahipsiz kaldık vallahi. Yol yakınken bir toplantı yapsak da. Anam gene başladı. Toplantı yapalı daha 3 ay olmadı Sabri Bey. Bizim bir şikayetimiz yok vallahi yöneticimizden. Oh, aldın mı ağzını payını? Hasta efendim hasta. Sağlığı müsait değil. Türkan Hanım da rapor verdi. Yöneticilik yapamaz diye zaten. Ne raporu Sabri Bey? Ben sadece bir tavsiyede bulundum. O da sizin yüzünüzden. Adamcağızın üstüne zorla gidiyorsunuz. Özür dileriz Sabri Bey. Sonra konuşuruz bunları müsaadenizle. Estağfurullah efendim. Müsaade sizin. Ben özür dilerim. Yolunuzdan alıkoydum sizi böyle. Sefa ile. Görüşmek üzere Türkan Hanım. Bekliyorum. Ben de bekliyorum. Güle güle. İyi günler. İyi günler. Yazık yazık. Apartman yıkılsa kimsenin bir şey umurunda değil. Görüyor musunuz? Morardı domuz. Babacığım morardı domuz morardı. Anam. Ne dedi bu gene? Vallahi ben de anlamadım. Aptal aptal konuşuyor işte. Kendisine sorun. Ne dedin sen bakayım? Vallahi koparırım senin o dediğini. Kimmiş domuz? Sen öğretiyorsun değil mi bunları ona eşek? Elbet düşeceksin elime bir gün. Geldiğini gören olmadı inşallah abi. Yok kız. Kim görecek? Gölge gibi süzüldüm içeri. Karda yürürüm izimi belli etmem evelallah. Aman aman iyi. Bu akılları sana o iblis veriyor diye söylenip duruyor zaten. Ana, o hala indirmedi mi yelkenleri kız?
Ne yapsam nafile abi? Ay bıktım canımdan vallahi. Para gözmüşüm, mal düşkünüymüşüm. Ay parası da olmasa nesine katlanacağım o moruğun acaba ha? Çekilir mi sen söyle. Lanet olsun be. Dur kız dur. Dellenme hemen. Kafayı çalıştır biraz. Marketi falan boş ver şimdi. Sen şu evin öbür yarısını da üstüne yaptırmaya bak. Yapmaz abi. Yapacak. Çatır çatır alacaksın. Sana yemin. Öyle bir oyun edeceğiz ki feleğini şaşıracak eniştem. Git be abi. Ne oyunu? Hiçbir şey sökmez ona. Gönül kaçanı kovalar kızım. Bak şimdi kulağını aç beni dinle. Topla eşyanı. Koy yalandan bir bavula. Nereye gidiyorum? Kız evden kaçma numarası yapacaksın salak. Bir yere gittiğin yok. Seni öyle bir görsün de bak ne oluyor eniştem. Birinin soğanı biter. Koş Adem. Ötekinin canı güller çeker. Hadi Adem. Hadi sen aslansın. Çekilecek dert değil valla. Sen bu gidişle iğne ipliğe dönersin Adem abi. Pilav işi nasıl gidiyor Adem abi? Ramazan'da bize hayat yok. Belediye çadır kurdu meydana. Pilav fasulye bedava. Halil Bey pek uykusunu alamamış galiba dün gece. Rahat huzur kalmamış evde yine. Sultanım iftardan sonra akbaba gibi tepesinde. Hem de. Ne konuşuyorsunuz orada öyle fısır fısır iblis? Hadi bakın işinize. Bereket versin. Hadi iyi günler. Merhaba Adem. Merhaba. Kolay gelsin. Sen niye geldin şimdi iblis? Tövbe. Günahı mı sokacaksın insanı mübarek günde? Senin iyiliğin için geldim enişte. Konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Çık dışarı. Hüseyin abi çık kafamızı bozma. Önemli bir şey söyleyeceğim aslanım. Bir dakika çıkacağız. Sultan'dan habersiz geldim enişte. Bu kız delirmiş, yemiş kafayı vallahi. Lafı geveleme, ne oldu? Biraz geç kaldım. Şimdi bana kızacaksın ama sana söylemek boynumun borcu. Ne oldu dedim iblis, çıkar dilinin altındakini. Vaziyet feci enişte. Bildiğin gibi değil. Kuş yuvadan uçuyor. Uçuyor mu? Sultan çantasını, bavulunu toplamış enişte. Gidiyor. Nereye gidecek he? Ne bileyim enişte. Ben de o kadar söyledim. Kafasına koymuş gidecek. Giderse gitsin baba bırak. Kurtulursun fena mı? Hepimiz kurtuluruz. Vallahi benden söylemesi enişte. Ben vazifemi yaptım. Söyledin söyleyeceğini iblis. Hadi çık dışarı. Ne oluyor Sultan Hanım? Hayrola? Cevap versene kadın. Gidiyorum Halil Bey. Otur oturduğun yerde Sultan Hanım. Hiçbir yere gidemezsin. Burası senin kocanın evi. Hadi hadi. Koca olup da gün mü gösterdin bize? Gidiyorum. Beni durduramazsın. Sana hiçbir yere gidemezsin dedim. Senin bastonundan mı korkacağım be? Pinti moruk. Ağzını bozma mübarek gün. Fena yaparım. Yap. Yap hadi ne yapacaksan. Bıktım artık senin kuru sıkı tehditlerinden. Yeter. Bitti. Marketin de başında paralansın, evinde. Güle güle otur o yılan çocuklarınla. Bırak şunu dedim. Bozma benim asabımı. Elimden bir kaza çıkacak şimdi. Halil Bey'in karısı evden kaçmış, dedirtmem kendime. Senin evin burası. Kır dizini, otur mübarek günde. Çabuk müşteriye gideceksin. Hadi çırak. Gitmiyorum. Senden mi emir alacağım? Alacaksın. Son defa söylüyorum. Duydun mu? Babam bana tam yetki verdi. Ne müşterisi terdi? Kimse aramadı. Aradı. Sen tuvaletteydin. Oraya yazdım. Çimen sokak. Uyduruyor Dilek inanma. Seninle burada yalnız kalmak için sepetlemek istiyor beni. O nasıl söz tertip? Gideceksin işte möl gibi. Adi. Çimen sokakta termosifon patlamış. Ama o anlamaz ki tertip. He, ben ne anlarım? Amcam gelsin. Hayır sen gideceksin. Anlar Dilek numara yapıyor. Bak böyle yüzüme möl gibi. Kıskanç Adi. Gitmiyorum be. Vallahi gitmezsen döve döve gönderirim. Döv hadi. Durun delirdiniz mi? Ne oluyor sana tertip? Sen karışma Dilek. Bırak. Bu ikimizin arasında. Bırak Dilek. Bırak da ağzını burnunu kırayım şunu. Geberteceğim seni. Hadi. Sensin hadi. Al. Ne oluyor orada? Sizin arpanız mı fazla geldi? Kov. Tam zamanında geldin Davut Usta. O başlattı amca. Yalancı hadi. Al. Patla şunu ben senizi. Patlatma. Hak etti hadi. Sen dükkana böyle mi bakıyorsun Dunkov?
Emrimi dinlemiyor baba. Bileğe asılıyor amca. Al. Terbiyesiz. Duymayacağım bir daha. Allah'ım sen günah yazma. Kız ayıp olmasın kadına. Bırakacağız hayvanı ama belki bir işi vardır. Olmaz ablacığım. Kimseye zararı yok yavrunun. Kim bu serpil? Nereden bileyim Sedat? Sakın bakmadan açma. Katil! Allah! Anlamış bile. İşimi bitirmeye geldi. Ne yapacağım ben şimdi Serpil? Odaya saklan, odaya. Merhaba. Merhaba. Kız iki saattir ne açmıyorsun kapıyı? Rahatsız etmiyoruz ya yenge. Ah, estağfurullah. Ne rahatsızlığı. Ben de temizlik yapıyordum işte. Ev biraz dağınık ama kusura bakmayın. Buyurun. Aşk olsun. Biz yabancı mıyız kız? Çok durmayacağız yenge. Yavruyu bırakmaya geldik. Ha. Alışverişe çıkıyoruz. O beğendiğim ayakkabıları alacak katil bana. Ha. Hani yarın bot gibi olanlar var ya. Ha. Aradım birader seni yenge. Sedat mı? Yoo. Biz aradık kız merak etme iyiymiş. Ha. Aradık konuştuk yenge. İçin rahat olsun. Ha. Sağ salim varmış Trabzon'a. Fırtına oldu maşallah fırtına. Tuttuğunu koparıyor bugünlerde. Dilini ısır kız Yavuz. Nazarın değecek valla. E hadi anam biz gidelim. Bize müsaade yenge. Güle güle. Var mı isteğin çağrıştan? Ah yok canım ne olacak sağ ol. Ötme sakın kız got got got. Şişirme kadının kafasını. Efendidir o efendi. Teyzesinin bir tanesi. Defol Allah'ın cezası. Ay yüreğim ağzıma geldi. Sen onu bir de bana sor. Altıma ediyorum neredeyse. Neyse. Vatandaş yemiş. Trabzon'a gittim. Tak orası tamam. Bir de geri dönebilsem hayırlısıyla. Kaç Sedat geri geldiler. Merhaba anne. Sen miydin? Ay ödümüzü patlattın. Korkacak bir şey yok Sedat. Aslı geldi. Niye geldin kızım sen bu saatte şimdi? Dosyalarımı unutmuşum. Sen niye buradasın baba? Şşşt sesini yükseltme. Trabzon'a gitmeyecek miydin? Gidecektim kızım gittim de. Sen beni görmedin tamam mı? Halen Trabzon'dayım. 17.45 uçağıyla geri dönüyorum. Cemil. Nereye gidiyorsun? Muvaffak Hoca'yı Sevim ziyarete. Sırası mı şimdi Cemil? Hani ödü yapacaktın? Yaparım Sevim. 5 dakikada dönerim. Sen bana hiç acımıyorsun. Adam çok hastaymış ama Sevim. Gelince yaparım ütüleri. Yarım saatte bitiririm. Benim adım Cemil. Hayır bir yere gidemezsin. Ben de hastayım. Uğursuz diyor senin için. Allah Allah. Yönetime geldi her şeyi kuruttu diyor. Ne yapmışım ya? Oo hocam depremler bile senin yüzünden oluyormuş. Hay benim kadar taş düşsün başına. Muhalefet yapıyor domuz hocam. Cafer evladım bırak. Bunları anlatıp da büsbütün asabımı bozma. Hep arkandan konuşuyor ama hocam. Bırak konuşursa konuşsun. Köpeğin önüne aslan yemez o lafları valla. Terbiyesiz dedi, beceriksiz dedi. Terbiyesiz ona benzer. Hı. Yat hocam ben açarım. Oo Cemil Bey buyurun. Merhaba. Geçmiş olsun hocam. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz buyurun. Kalkamıyorum kusura bakmayın. Yat hoca yat. Sabri Bey neler söylemiş senin için duydun mu? Duydum duydum terbiyesiz. Oo daha yarısını bile söylemedim hocam. Apartman sahipsiz kalmışmış. Hasta adamdan yönetici olur muymuş? Hasta mıymışım? Hasta dememiş. Yarım adam demiş yarım. Yarım adama utanmaz. Senin bir ayağın çukurdaymış. O geberir inşallah benden önce. Amin. Amin. Sen sinirlenme hocam değmez. Çobanlık bile yapamaz o demiş. Duydun mu? Kafan çalışmıyormuş. Aa dedi valla. Beyni kireçlenmiş dedi. Aman yarabbi. Kireçlenmiş değil. Beyni sulanmış demiş. Sulanmış. Beynim sulanmış mı? Kitapsız. Bir şey daha söyledi ama söylenmez ki. Söyleme. Söyleme. Adam fenalaştı Cafer gidiyor. Aa, gidiyor mu? Hocam, hoca ne oldu? Hocam. Beğendin mi yaptın Cafer? Kalbine indi adamın. Anam ne yaptım ki? Hocam aç gözünü aç. Zaten gözü açık. Gözü açık gidiyor adam. Bırakın, bırakın beni. Konuşma hocam yat. Kurtaracağız seni. Bırakın yok bir şeyim. Cafer.
Tut kalkmasın. Hı. İlk yardım lazım. Hı. Anlarım bu işlerden. Benim adım Cemil. Hı. Ya yapmayın. Yapmayın. Hayat öpücüğü yapacağım. Sen göğsüne bastır. Önce burnunu tutacaksın. Sonra... Çekme adamı. Gidiyor adamcağız. Cemil abi. Yine ne bu patırtıyı bekçi? Bilmiyorum ki Cenab abi. Tımarhaneye döndü apartman. Ay çok kötü. Sanki birini boğazlıyorlar. Bu koşullarda nasıl çalışır İbrikçi ya? İbrikçi bakıver. Deprem paniği olmasın yine. Bakıyorum Cenab abi. Bırakın evladım. Ölüyorum. Bırakın. Ölmezsin korkma. Kurtaracağız seni. Kurtaracağız. Hayrola Cafer? Hoca fenalaştı hoca. Cenab abi. Yetişin kurtarın beni. Cenab abi Muvaffak Bey fenalaştı. Doktora götürüyoruz doktora. Muvaffak Bey ne oldu? Neyiniz var? İyiyim iyiyim. Kendinde değil. Bırakın bırakın beni. Anam ne dediğini bilmiyor artık. Acele edelim Ebikçi. Vah vah vah. Sahiden kötü galiba. Sırtıma verin ben taşırım. Benim adım Cemil. Olur mu canım içeye düşürsünüz adamcağızı. Dur yavaş. Hadi tutun bacaklarından bakayım. Hadi dikkat. Hadi dikkat. Hadi dikkat hocam. Dayan hocam. Dayan. Doktora götürürüz. Tamam. Bak iyileşeceksin hocam. Ay. Yavaş. Tamam hocam. Cemil Bey yavaş. Korkma korkma. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Korkma hocam. Şimdi nasılsınız Muvaffak Bey? Ölüyorum. Ya ölüm aklınıza getirmeyin lütfen. Ters oldu galiba. Şöyle bir çevirsek. Yok yok böyle daha iyi. Yok Celil'ciğim haklı. Başı böyle aşağıda olursa kan gider. Daha çabuk iyileşir. Yavaş yavaş sarsmayın. Büsbütün şey yapmayın adamı ya. Bırakın beni. Bırakın beni. Anam sayıklamaya başladı gene. Gidiyor galiba. Başına dikkat Cafer. Cafer odun taşımıyorsun. Bu bir insan. Dikkat etsene biraz. Bak çekeceğim kulağına. Dikkat. Ya öldürecek misiniz zorla adamı? Başım. Nasılsınız Muvaffak Bey? Ölüyorum başım. Bak çekeceğim kulağını İbrikçi. Senin yüzünden parmağım kırılıyor. Aman abi dikkat edin adama. Gül aç kapıyı Gül. Acil hasta var. Hayrola efendim? Ne oldu Muvaffak Bey? Kalp krizi geçiriyor Sabri'ciğim ama benim de parmağım kırıldı bu arada. Bir de soruyor domuz. Ölüyor adam görmüyor musun? Dayanamadı senin hakaretlerine. Anam ne oldu? Kalpten gidiyor Gül. Tülkan Hanım burada mı? Burada burada getirin. Vah. Yardım edeyim. Vah. Yardım edeyim efendim. Bırak bırak. Öldürdün adamı sonunda. Cenab Bey. İyi misiniz? Ben de size bir şey oldu sandım. Ödüm koptu. Oldu hanımefendi ama önemli bir şey değil. Sadece parmağım. Ah vah vah. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Böyle arkadaşlarla tam köşeyi dönüyorduk. Muvaffak Bey'in başıyla duvar arasında sıkışık kaldı. Önemli değil ama. Buyurun rica ederim. Ay, Gül'ü atoprin hazırla. Hadi kurtuldun hoca. Bırakın hasta biraz hava alsın. Açılın şöyle. Söyleyin hanımefendi. Çekilsinler rahat bıraksınlar beni. Sabri Bey öldü mü yoksa? Ölmemiş efendim çok şükür. Onu da bizden bilirlerdi. Göğsünüzde ağrı var mı Muvaffak Bey? Aldınız mı dilaltı hapınızı? Ağrı falan yok hanımefendi. İyiyim diyorum. Kimseye anlatamıyorum. Anam. Yatırın sayıklıyor. Cemil Bey bir dakika. Sahiden iyi misiniz Muvaffak Bey? İyiyim hanımefendi. Biraz sinirlendim ama geçti. Hepsi bu ikisinin işgüzarlığı. Bir şeyim yok benim. Aşk olsun İpekçi. Bana sağlam adamı taşıttın. Çekeceğim kulağını bak. Nereden bileyim abi? Onları öyle görünce... Gözün kızım. Bana biraz su ver. İyisiniz, iyisiniz maşallah. İyi. Cenab Bey, çok mu acıyor parmağınız? Çok hanımefendi, çok. Canım. Ayla Hanım. Ay. Hareketlerinize dikkat edin lütfen. Vallahi şimdi öteki parmağını da ben kıracağım. Korkacak bir şey yok değil mi? Vallahi top patladı. Ne topu sayıklıyorsun sen tahta kafa? İftar topu nimet yemin ederim. Hadi hadi. Çocuk mu var senin karşında? Zangır zangır sallandık. Yürü hadi. Yapma nimet. Bu ayazda çadırda yatılır mı? Yatılır. Bağırtma beni akşam akşam. Gir şuraya hadi. Vazgeç nimet. Zatürre oluruz vallahi. Romatizmalarımız azacak.
Bana bak, konuşma fazla. Gir şu çadıra, hadi. Allah'ım sen kurtar beni. Ne? Ne dedin sen öyle? Benden mi kurtaracak? Benim ölmem için mi dua ediyorsun tahta kafa? Yok Nimet, yanlış anladım. Ben öleyim dedim. Ben. Ah ölsem de bir kurtulsam. Göz mü kırptın yine bana? Farkında değilim vallahi. Gözün kaşın rahat dursun, paralarım vallahi. Gir şuraya. Gir hadi. Cinlerim tepemde zaten. Belanı benden bulma. Of of, hayatım bir ıstırap. Helsinki'den olumlu bir sonuç alacak mıyız dersin Şükrü? Öyle görünüyor abi. Hadi inşallah. Çok şey değişir Türkiye'de. Kaçta toplantınız Cem? 6'da burada olacaklar amca. Özge'nin işi çıkmış galiba, gelemeyecek. İnşallah elektrikler kesilmez. Söyleyin Abbas Efendi'ye birkaç tane mum alsın Cem. Sıkmayın kendiniz oğlum, rahat olun. Biz arkanızdayız, tamam mı? Tamam baba. Elimizden geleni yaparız. Sağ olun amca. Bir süre bizim olanaklarımızdan yararlanabilirsiniz. Faks, telefon, bilgisayar, ne gerekirse. İçlerinde en deneyimlisi sensin Cem. Dikkat et, fazla uçmasınlar. Uçurtmayız amca, merak etme. Gerçekçi olmak lazım işe başlarken. Amcanı iyi dinle. Yılların tecrübesi konuşuyor burada. Dalga geçme abi. Hadi biz gidelim oğlum. Başladık yine nasihatlere. Hadi abi. Yapsınlar toplantılarını kendi kendilerine. Koskoca adamlar. Bize ne? Demet. Hadi kızım. Gide çıkın artık. Alemin kendini bekleyin. Ayıp olur Ergun Bey. Bekleyelim. Yanlış anlaşılır. Bekleyelim Ergun Bey. Sana da normal zamanda iş var desek yarım saat kalmazsın be kanarya. Bilat Hazretleri'ne gelince böyle olur desene. Belki bir şey sormak isterler Ergun Bey. Yağcılık mı yapıyoruz yani Ergun Bey? Yağcılık değil de kızım. Fazla ciddiye aldınız bunları. Oyun oynuyorlar, oyun babalarının paralarıyla. Kolay mı böyle bu zamanda şirket kurmak? Batıracaklar. Biz geldik. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Şeref veririz efendim. Buyurun. Biz de şimdi kulağınız çınlatıyor. Ya Ergun Bey de şimdi kulağınızı çınlatıyor. Tam üstüne. Maşallah efendim, maşallah. Cem Bey de katılıyormuş. Onu söylüyordum. Yıkarsınız vallahi piyasayı. Vay gençlik, geldiniz mi? Geldik amcacığım, çok heyecanlıyız. Heyecanlanacaksınız biraz kartal yeğenim. İş kurmak kolay mı öyle? Ben de şimdi onu söylüyordum efendim. Fırtına hepsi maşallah, fırtına. Amcacığım nasılsınız? İyiyim canım, sen nasılsın? İyidir. Ne haber Aydın? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım vallahi efendim. Size mani olmuyoruz değil mi baba? Ne demek kızım, burası sizin. Toplantı odası hazır mı Abbas Efendi? Hazır babam, affedersin. Demet, hadi siz de çıkın. Siz bilirsiniz Şevket Bey. Bize ihtiyaçları olmayacaksa... Olmaz olmaz, gidin. Bir tek Abbas Efendi kalsa yeter. Olur mu efendim? Böyle bir günde yalnız bırakır mıyız sizi? Tam kadro, toplantı bitene kadar evinizdeyiz. Hadi o zaman. Biz gidiyoruz, size başarılar. Sağ ol amcacığım. Bana bakın. Fazla heyecanlanıp ortalığı dağıtmayın. Merak etmeyin efendim. Olur mu öyle şey baba? Sen de bazen ne acayip laflar ediyorsun Şükrü ya. Çocuk mu bunlar? Tamam abi, bir şey söylemedim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi bakalım ortaklar toplantıya. Köfteniz çok güzel olmuş soğanım. Tahta kafalardan haber var mı? Olmaz mı kızım? Her gün yeni bir antikalık. Geçen gece bağırarak uyanmış, Raşit Bey'in boğazına sarılmış. Hani ruh doktorunun faydasını görmüştü. Bırak Nazan Allah aşkına. Doktoru da delirtir o kadın. Delirtir vallahi. Hacı, biraz acele et kızım. Evine geç kalma hadi. Küçükler ne tatlı oluyor değil mi Nazan? Hem de nasıl. İnsan unutuyor. Seninkiler de yapsın artık canım, size bir torun. Doğru vallahi, geç bile kaldılar. Hadi bakalım soğanım, tatlılarımızı da yiyelim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam. Geldiler. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Hoş geldiniz oğlum. Nasılsın anacığım? İyiyim Şükrü. Sizi gördüm, daha iyi oldum. İstersen hiç oturma Şükrücüğüm, biz yavaş yavaş gidelim. Olur mu canım, bırakmayız. Var mı öyle hemen kaçmak? Öyle ya kızım, yemekten sonra gidersiniz. Pek de bir hazırlığım yok ama dışarıda yiyelim istersen Şevket. Onlar yabancı mı Mine? Yaparız bir salata, kırarız iki yumurta, olur biter ya. Otur oğlum otur. Tabii canım. Şükrücüğüm ne yaptı çocuklar? Toplandılar. Şirket kuruyorlarmış, hayırlı olsun. Hacer, vaktin varsa şu çorbayı ateşe koyuver. Tamam teyze. Ne diyorsunuz, becerebilecekler mi bu işi? Becerirler, becerirler. Nazan bir görecektin, bir heyecan, bir heyecan.
bunların toplantı falan yaptıkları yok canım. Fil gibi yiyipçiyorlar sadece. Çok teşekkür ederiz Ergun Bey. Sayenizde ağaç olduk biz de burada. Boşu boşuna kaldık ha. Taşıdın Abbas Bey, taşıdın. Şirketin ne var ne yok getirip koyun önlerine. Çok mu gördün müdürüm, affedersin. Taşıdımsa senin cebinden değil ya, babalarının parası. Ne konuşuyorsun lan böyle? Kahkaha kıyamet. Allah Allah. Bakmış bakmış herif demiş ki, vallahi şaştım kaldım birader. Hiç poker oynayan bir köpek görmemiştim bugüne kadar. Müthiş zeki bir hayvan. Köpeğin sahibi şöyle bir dudak bükmüş. Boş versene kardeşim demiş. Ne zaman iyi kağıt gelse kuyruğunu sallıyor enayi. Ayıp oluyor ama ortaklar. Siz de hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. Batırdın enişte. Taş devrinden kalma fıkra. Şimdi anlaşılıyor arkadaşın stand-up numarasını neden tutmadı. Çocuklar artık konumuza dönsek nasıl olur? Tabii sevgilim, dönelim. Ne konuşuyorduk? Aman çok komik. Henüz gündemin birinci maddesini. İşte bu sayeden komik enişte. Finans sorununu konuşalım biraz. O konuda benim söylemek istediğim şu. Finans sorunu sahiden büyük bir sorun. Aydın cıvıttın ama. Babamlar da biraz destek olacaklar. Hah bak, babam dediğin de aklıma geldi. Zengin bir adam serseri oğlunu çağırmış. Of enişte. Buraya çene çalmaya mı geldik Aydın? Ya çene çalmıyoruz ki sevgilim. Bu da işimizin bir parçası. Öyle değil mi? Halkla ilişkilerde neşeli olmak lazım. Tamam. Tamam. Ben de yavru kutup ayısını anlatayım o zaman. Kabahat sende babacığım. Ne tutuyorsun? Bırak gitsin de cehenneme gidecekse. Ha, bırak babacığım gitsin. Sana kadın mı yok? Yüz verme. Keşke gitse. Ama gider mi? Kovsan da gitmez. Yok kızım yok. Bu sefer niyeti bozuk. Ama nereye gidiyor be baba? Acından geberir. Ne gördüyse sayende gördü çulsuz. Yoluyorlar seni. Kanını iliğini sömürüyorlar. Ah o yengeç yok mu babacığım, o yengeç? Kırıldın babamız. Şşt! Karışma lafa çakarma. Ne yapsam makbule geçmiyor kızım. Sabah akşam dır 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 dır. Suat bir karış. Odasına bile almıyor beni kaç gündür. Oo, sen de iyice kaptırmışsın sakalı baba. Ne demek almıyor? Söyletmesin beni, vallahi gidip o evi başına yıkarım ha. Boynuz ne demek dede? Anam. Kim öğretti sana onu? Kim öğretecek babacığım? Duymuş işte nereden duyduysa. Çok ayıp o laf kızım. Hadi dersiniz bittiyse yatın siz artık hadi. Hadi. Hadi şu kutu yine anlat. Anlatsana işte. Hala konuşuyor mu bunlar? Hızlarını alamazlar anlaşılan. Özür dileriz. Toplantınız devam ediyor anlaşılan. Bitti efendim, buyurun. Gel babacığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bombayı kaçırdınız. Düşüyorduk gülmekten. Anlatsana şunu bir daha enişte. Ya anlatmasam daha iyi. Sizden utanıyor. Neşeniz yerinde bakıyorum, nazar değmesin. Nasıl geçti toplantınız? Çok verimli bir toplantı oldu efendim. Her şeyi konuştuk baba. Tam bir beyin fırtınası efendim. Görecektiniz. Müthiş, acayip. Neler konuştunuz oğlum? Anlatsanız adam gibi. Konuştuk işte efendim. Anlasana ortak. Sen anlat enişte, sen varken bana düşmez. Vallahi aslında hiçbir şey konuşmadık baba. Konuşmadınız mı? Konuşmadık mı? Ne konuştuk Aydın? Sahi ne konuştuk ortak? Çatladır bunlar insanı Şükrücüğüm. Oğlum siz ne yaptınız peki onca zaman? Babam iyi ki sordu. Sahi ne yaptık biz onca zaman? Enişten beyin fırtınası falan diyor ama bizimki daha çok geyik muhabbeti. Olsun, daha işin başındayız. Bunlar ısınma turları.